Ne zaman şimdi IŞİD'i gördüler, IŞİD'i görünce bize rahmet okudular. Dediler bunlar ne mübarek adammış ya. E neden? IŞİD zaten sokakta kıtır kıtır kesiyor yani. Milleti kesiyor da. Biz öyle miyiz ya kardeşim? Biz kaç kere milleti ayağa kalkacakları durdu. Efendi Hazretleri Metin Yüksel şehit olduğunda toplandılar. Bütün seydalar, şeyhler devlete karşı ayağa kalkmak. Olur mu dedi devlete karşı ayağa kalkmak ya? Polis de Müslümanın çocuğu, o da Müslüman, asker de Müslüman. Hepimizin evladımız askere polise gidiyor. Yani sen bunlarla iç savaş olur mu dedi ya? Sen ne yapıyorsunuz ya? Ayet, hadis, orada bütün doğunun şeyhleri de efendiyi çok dinlerdiler. Saadettin Hoca'nın evinde oldu bu iş. Durdurdu onları mesela. Kaç kere böyle büyük ayaklanmaları durdurdu Efendi Hazretleri ya. Kaddesallahu sürru. Öyle şey olur mu ya? Müslüman, Müslüman, sokaktaki herkes. E şimdi bize de cemaattan gelirdi. Eski kulağı kesikler vardır. Her yolu görmüş, Beyoğlu'nu haracını yemiş derlerdi falan. Ben böyle ne adamlarla görüştük yani, mafyalar, şunlar, bunlar. Adam dönüş yapıyor, tabii şalvar cübbe de giyiyor, seni de geçiyor, beni de geçiyor, ben bir şey demiyorum. Benim de yanımda çok öyle kezdik yani senelerce. Ders almış, şu olmuş, bu olmuş. İkide bir bakıyor şimdi orada, bir geçiyoruz yoldan, meyhane görüyor. Ulan diyor, şunları diyor, keseceksin diyor. Ya iki sene evvel sen oradaydın. Bir şey de diyemiyorum şimdi, bana da şimdi çıkış yapabilir. Hocam hocam diyor ama bunların hocam demesi bir yere kadar. Efendi de herkes durur ama ben de herkes durmaz. Sinirini bozduğum zaman bana da hoca der, haddini bil falan şimdi. Adama da bir şey diyemiyorum. Bu sefer hıncımı kürsüden alıyordum. Çünkü neden? Sohbette konuşunca bir şey yapamıyor. Arabada konuşamıyordum yani. Çok öyle acayip adamlarla ömrüm geçti. Birisi yakında vefat etti. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Eski ihvan, çok Ümraniye'den. 10 sene, 20 sene sohbete gezdik onlar. O Avrupa'yı karıştırmış adam, Avrupaları, bütün her yerleri. Öyle adamlar vardı bizim. Hep dönüş yapıyorlar, geliyorlar. Ya diyordum, bak Hacı abi ne var? Şimdi sen diyorsun ki bu meyhanedekileri kesmek lazım. Buradakileri asmak lazım. Ya olur mu? Peki dedim, sen dönüş yapmadan evvel öbürleri ayaklansaydı da o zaman ne yapacaklardı? Seni de keseceklerdi. Ne olacak bu sefer? E sen namaza da başlayamayacaktın. Onun için Allah kullarına mühlet vermiş, pay vermiş. Tevbe kapısı açık yani. Onu kes, bunu as diye İslam'da bir şey var mı? Ama işte şimdi IŞİD'i görünce o zamana kadar bizi umacı, öcü bunlar. Savcı bana o zaman DGM'de 3 gün beni uyutmamışlar. Sorgu, sual, 28 Şubat, emniyetler, kasetleri çözmüşler. Emniyete bir girdim vatana, her odadan benim sesim geliyor. Allah Allah! Keşfim mi açıldı, keramet mi zuhur etti? Niye? Bütün kasetleri çözecekler ki, DGM savcı istemiş ki bu ne konuştu diye. Bütün kasetleri bir odaya vermişler, polisler ne yapsın adamcağızlar? Hepsi vazife yapıyor. Kasetleri, onlar da bayağı sohbet dinlemişler. Hangi odaya gitsem sorguya morguya, hocam maşallah hoş geldin bilmem ne. Benim sözlerimi bana anlıyor ya, dedim ben ne bileyim evvel ne konuşmuşum ya. Sen dedi böyle de demişsin, şöyle demişsem doğrudur yani, ne var? Lafımızı da yiyecek halimiz yok, orada sesimiz var yani, ne inkar edeceğiz? Ondan sonra, ya arkadaş işte oradan 3 gün uyku yok, bir şey yok. Şekerim 500-600, düşmüyor. O stres, savcıya tam da Arafa günü, Zülhicce'nin, hacılar Arafat'ta, ya diyorum millet Arafat'a çıkmış vakfede, biz burada sürünüyoruz. Ey kurban olduğum Allah'ım, vardır bir hikmet ama İş bu. Çünkü tebliğ yapacaksın, çile çekeceksin yani. Şimdi Arafat'ta vakfede, güzel, feyiz çok. Ama bedel ödemek lazım yani. Ondan sonra savcıya böyle sallanıyormuş falan. Sen de dedi, şeker hastasıymışsın dedi falan. Ya dedim, ben yani hastalıklarım var dedi falan. Böyle baktı işte. Otur dedi şuraya. Neyse dedi, ben yine dedi acıdım dedi. Ama dedi, sizin elinize geçsem dedi, ben dedi, beni kesersiniz dedi. Ya sayın savcım, ben sineğe bile dokunmam, sivrisineğe bile ya. Sokacak bizi diyorlar, ben çocuklara bile diyorum ki evde. Ya mümkün mertebe şeyle şundan bundan atın dışarı. Ezmeyelim hayvanı yani. Sivrisinek zararlıdır, öldürsen günah yok ama. Ben hayvan öldürmek istemiyorum, hiçbir hayvan öldürmek istemiyorum. Yani ben dedim karıncayı ezemem. Yani niye sizi keselim biz? Yani anlatamamışız kendimizi, bizi öyle zannettiler.